23 Kasım depreminden sonra, daha doğrusu Allah'a hamdolsun can kaybı olmadı içimizde. Fakat binalarımızda hasarlar oluştu. Bu binalar, özellikle şu anda bulunduğumuz alan Çivri'nin eski çarşısı, ilk çarşısı. Bu bölgede, efendime söyleyeyim, hasar şöyle, yorgun binalar vardı. Yani hem 99 depreminin ikisini görmüş, hem de işte en son yaşanan 23 Kasım depremini görmüş. Bu binaların artık biz, çünkü 99 deprem yönetmeliğinden önceki şartlarla yapılmış ve bir şekilde yorgun olduğunu düşündük. Allah'a hamdolsun can kaybı olmadan dedik ki buranın kentsel dönüşüm olması lazım. Ve bugün itibariyle bir ay oldu yaklaşık, yer teslimi yapıldı. Müteahhit firma geldi, şu anda TOKİ aracılığıyla bu inşaat çalışmalarımız başladı. Bu alanda neler var? Açıkçası bu alanda bir tane merkez camimiz var. Bir tane yine meydanımız var, büyük bir meydanımız. Yine Millet Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi. 79 adet konutumuz var. Yine aynı zamanda 119 adet dükkanımız, 40 adet ofisimiz ve efendime söyleyeyim, yine bu alanın dışında oluşturduğumuz bölgede 20 tane küçük sanayi sitesi dükkanı olacak. Ve bu şekilde Allah'ın izniyle burayı 300 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yine bununla beraber mahallelerimizde, köylerimizde zarar gören ve yine bu alanda etkilenen vatandaşlarımızdan ayrıyetten bir TOKİ bölgesi oluştu. Orada da 152 daire, işte 4 iş yeri, işte 8 ofis altında yine bir yeni bir konut alanı oluşacak. Bunlar inşallah yakın zamanda hayata geçmiş olacak. Önümüzdeki yıl inanıyoruz ki bu vatandaşlarımız yeni iş yerlerine, yeni dairelerine kavuşmuş olacak. Yani Allah'a hamdolsun bir can kaybı olmadan deprem vesilesiyle burada vatandaşımızın da bize verdiği destekle bu işlemi başlatmış olduk ve vatandaşlarımıza da bu konuda gösterdikleri teveccühden dolayı, bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla. Eski çarşı dediğimiz bölümün %70'i. Allah nasip ederse yine ondan sonra tabii ki yapılaşmaları ve yeni alanlar oluşmaya başladı. Bundan sonra bir etap daha burayı tamamladıktan sonra hedefimiz bir etap daha yapıp tamamen merkezi yenilemiş olmak. Eski çarşıdaki önceki dükkanım ahşaptı. Depremden sonra hasar gördü. Tabii yıkılması gerekiyordu. Yıkıldı. Orada da bütün ele yıkılınca da hemen prefabrikler yerleştirim yaptılar. Bizi buraya yerleştirdiler. Buradan işte hemen hemen bayağı oldu. Allah'ın izniyle bekliyoruz yeni dükkanlarımıza geçmeyi. Dediklerine göre eğer doğruysa Temmuz, Ağustos. Hani bu kışı değil, öbür kışı Allah'ın izniyle yeni dükkanlarınızda olursunuz dediler. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi bulun abi. Allah'ın izniyle dükkanımızda kavuşacağız inşallah. Nasip olursa haftaya, seneye, kışa girerken dükkana yerleşiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Çok güzel. Hani Allah'ın izniyle bitince güzel gözükecek yani. Depremde hasar gördü çalıştığımız iş alanları. Prefabriklere geçtik. Şu anda prefabriklerde çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm devam ediyor. İnşallah yeni yerlerimize geçeceğiz. Bekliyoruz. Bütün yapanlardan, yardımcı olanlardan Allah razı olsun. İyi bir çarşımız meydana gelecek inşallah. İnşallah bir an önce biter. Devletimiz görüyoruz şeyde yaptığı evleri. İnan ki merak ediyorum yani. Onları gördükçe.
diyorum, inşallah bizimkiler de öyle güzel olur, bir an önce geçeriz.